Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen milli hava araçları, 2023'te ürün geliştirme ve ihracat anlamında başarılı bir yılı geride bıraktı. Milli Muharip Uçak Kağı'nın ilk taksisini gerçekleştirmesi, Atak 2, Anka 3 ve Hürjet'in başarıyla ilk uçuşunu gerçekleştirmesi küresel pazarda ses getirdi. Türk Havacılık Uzay Sanayi'nin ürünlerinin yurt içi ve dışı kullanıcılarının envanterine girmesi ve operasyonel şartlarda aktif olarak kullanılması, uluslararası pazarda daha etkin bir konum elde edilmesini sağladı. Ayrıca yeni projelerin önemli mihenk taşlarının olumlu sonuçlanmasıyla şirket dünya çapında daha tanınır hale geldi. Milli Muharip Uçak Kağı'nın ilk taksisini gerçekleştirmesi, Atak 2, Anka 3 ve Hürjet'in başarıyla ilk uçuşunu gerçekleştirmesi küresel pazarda ses getirdi. Teknolojik gelişmelere paralel olarak ürün çeşitliliğinin artması, müşteri odaklı çözümler sunulması ve stratejik ortaklıklar kurulması ihracat başarısını etkileyen unsurlar arasında yer aldı. Sivil tarafta uçak yapısalları olarak üretici firmaların küresel salgın sonrası eski üretim hızına dönmesiyle beraber teslimat sayıları da arttı. Salgın sürecinde daha fazla yatırım yaparak üretilen malzemelerin teslimatları da gerçekleştirilerek 2023 yılı ihracatına katkı sağlandı. Hürkuş Eğitim ve Görev Uçağı, T-129 Atak Helikopteri, Anka ve Aksungur insansız hava sistemleri 2023 yılında ihraç edilerek, başarılarıyla şirketin adını global pazarda üst basamaklara taşıdı. Özgün ürünlerin yanı sıra modernizasyon kabiliyeti ve sunulan farklı eğitim programları da Türk Havacılık Uzay Sanayi'nin başarılarına katkı sağladı. Sivil taraftan uçak yapısalları parçalarının üretimleri ile beraber şirketin 2022 yılında 553.755.313 dolar olan ihracatı %56 artışla 864.684.106 dolara çıktı. Yıl içerisinde yaşanan jeopolitik gelişmeler ve Türkiye'nin bu gelişmelere karşı sunmuş olduğu alternatif çözümler 2023'te de öne çıktı. Müşterilerle yapılan saha ziyaretlerinin, test ve değerlendirme faaliyetlerinin artması, B2B süreçlerinin geliştirilmesi ihracatın artmasına katkıda bulundu. Ürün çeşitliği ile birlikte şirketin müşterilere sunduğu işbirliği çeşitlikleri de bu çabaları güçlendirdi. Yabancı üniversitelerle staj anlaşmaları, mühendis geliştirme programının yurt dışı müşterilerine de sunulması bu yönde atılan adımların örnekleri arasında yer aldı. Platform ihracatının artmasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu ürünleri operasyonel olarak kullanması ve daha önce ürün teslim edilen ülkelerdeki kullanım memnuniyeti belirleyici oldu. Türk Havacılık Uzay Sanayi ve ürünlerin tanınırlığının artması ve küresel pazarda oyun değiştirici güç olarak anılması ihracat faaliyetlerine ivme kazandırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yürüttüğü diplomasi ve savunma sanayisi alanında yerli milli ürünleri ön plana çıkarması, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı'nın iradesi, özellikle Türkiye'nin diplomatik ve ticari olarak etkin olduğu bölgelerde ilişkilerinin artması, çeşitlendirilmesi ve derinleşmesi ihracatın artmasına katkı sağladı. Afrika, Asya Pasifik, Orta Asya, Kafkasya, Amerika ve Avrupa bölgeleriyle yürütülen yoğun devletler arası temaslar ve savunma sanayisi alanında imzalanan anlaşma sayısı artış gösterdi. Kısa sürede geliştirilen projelerden kazanılan yeni kabiliyetlerin farklı platformlar üzerine aktarılmasıyla, prototip aşamasından seri üretime geçilmesi, bunların ihracat verilerine yansıması mümkün oldu. Bununla birlikte, Türk Havacılık Uzay Sanayii son zamanlarında insan kaynağına ve teknolojik altyapıya yaptığı yatırımlar sonucunda daha yetkin ve etkin, üretim odaklı bir firmaya evrildi. Şirket, bugüne kadar entegre sistem, platform bazında 12 ülkeyle farklı sözleşmeler imzalayarak ihracatını geliştirdi. Ticari faaliyetler ise devam ediyor. Havacılık yapısalları kapsamında da Amerika ve Avrupa Birliği ülkeleri ile işbirliği süreci artırıldı. Türk Havacılık Uzay Sanayii, 2022 yılından bu yana uçak modernizasyon faaliyetleri de dahil edildiğinde, Hürkuş, T-129 Atak, Anka ve Aksungur dahil 36 ürünü teslim etti ve yurt dışında kullanıma sundu.